Merhaba sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programımıza hoş geldiniz. Efendim bugün size çok keyifli bir sohbet ve çok güzel bir yatırım fırsatı sunacağımıza ben çok inanıyorum. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Özellikle gıda konuşacağız ve et konuşacağız. Gıda ve et dediğimiz zaman hepinizin gözünün önüne geliyordur. Son dönemlerde pek çok et restoranı arka arkaya açıldı. Bunların içerisinde daha yakından tanıdıklarınız var, daha bilmedikleriniz var. Ama bu işi ilk defa yapmış Türkiye'de ve bu işin başlangıcında çok fazla emeği olan, ismini söyleyince hepinizin çok yakından tanıyacağı değerli konuğum Özgür Şef'i bugün burada ağırlayacağız ve Özgür Şef'e nasıl franchise vererek büyümek istiyor, sizler yatırım yapmak ister misiniz, şartlar nedir, dinlemek ister misiniz sorularınıza cevapları vereceğiz. Özgür Şef hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten son dönemde Türkiye'de 2-3 yıl mı diyelim herhalde öyle bir süredir. 5 yıl diyebiliriz. 5 yıl diyebiliriz. 5 yıldır bu et restoranları konusunda bir hareketlilik oldu. Sen bu işin en başlarından sahip olansın. Çok daha eskisin. Dolayısıyla ben sözü hiç uzatmak istemiyorum. Sana vermek istiyorum. Nedir bu et dünyasındaki olaylar? Şimdi aslında olması gereken yere geliyor. Daha da gelmedi. Çünkü Türkiye et memleketi. Yani burada biz et yemeden doymuyoruz. Yani her tarafımız denizle çevrili ama balığı sezonda birkaç kere yerken eti sabah, öğlen, akşam yiyoruz. Yani bizde hiç etsiz bir öğünümüz var mı? Az da olsa bir şekilde et giriyor. Fakat bu zamana kadar bu et yanlış tüketildi. Yanlış üretildi, yanlış tüketildi. Her şey yanlıştı. Şimdi artık doğru yolu buluyor. Yani sektör kendi kendine artık ihtiyaçtan doğan bir şekilde doğru yolu buluyor. Yani bu doğal bir süreç. Bence da yavaş bile gidiyor. Aslında hızlı değil, yavaş bile gidiyor. Biraz da tersten gidiyor. Şöyle, her yerde et restoranı açılıyor fakat altyapı yok. Evet. Ben de ona şaşırdım. Aynen. Yani çok hızlı açılıyor. Evet. Çok başarılı olanlar var diyebiliriz. Çünkü var. Senin az, değerlendirme az yargılarınla bizim tüketici olarak yargılarımız çok farklı tabii. İşte yani zaman içerisinde onu da göreceksiniz zaten. Doğruyu yanlışı ayırt etmeye başladık artık. Ayırt ettikçe tabii ne kadar hızlı açılıyorsa o kadar da hızlı kapanıyor. Evet. Çünkü altyapı yok. İki türlü altyapı yok. Bir, bizde hayvancılık altyapısı daha yeni yeni oturuyor. Çok yeni oturuyor. Yani şimdi devlet bir politika güdüyor. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Ama neticede bir şekilde o da yolunu bulma rayın üzerine çıkmış bir tren gibi ufak da olsa yürüyor. Onun dışında üretim altyapısı hiç yok. Kimse de yok. Hiçbir yerde yok. Doğru düzgün bir üretim altyapısı yok. Üretim şimdi bu iki ayak, üçlü saç ayağı bu. İki ayak olmadan bir durabilir mi ayakta başı tek başına bir restoran nasıl durabilir? Çok zordur bu. İnanın çok zor. Ben yaptığım zamanında restoran içinde üretim yapıp da satmak yani deveye hendek atlatmaktan daha zor. Yani çok zor. Altyapı o yüzden şart. Biz işte bir iki senedir, iki buçuk senedir ben hani ekranlardan da uzak kaldım. Artık rahatım. Artık bundan sonra da dönüyorum inşallah. Evet evet. Yani izleyicilerimiz seni çok yakından tanıyorlar. Çünkü evet, çok farklı kanallarda programların oldu. Evet. Ne oldu bu? 2,5 senede ne yaptın? 2,5 sene ben işte bu altyapı, o saç ayaklarından bir tanesini inşaatını yaptım. Yani kendim neyim varsa her şeyi o altyapıya gömdüm. Bir entegre tesis kurdum. Ama entegre tesis demek de bana soğuk geliyor. Entegre tesis değil, orası benim evim gibi. Gerçekten de evim gibi. Yani çok sabah erken hatta gece saatlerine gittiğim kendi sosyal alanım gibi. Hem Ar-Ge laboratuvarım var. Her basamakta izlenilebilir bir üretim oluşturdum. Yani hayvan kesildikten sonra tabakta sizin önünüze gelene kadar ben parti numarasından o nerede olmuş, ha neler yapmış, nasıl büyümüş, nasıl bize gelmiş, kaç dereceyle sevk edilmiş, dolaplarda kaç derece kalmış, cep telefonumdan bunu takip edebiliyorum. Yani bu güzel bir şey oldu. 2,5 sene biz ama çok sancılı ve eziyetli bir dönemdi. Dolayısıyla sen herkes gibi restoran sonra arkasını doldurayım değil, önce ben tesisimi hazırlayayım, büyümedim, tesisimi kurayım. 2,5 sene içinde fazla büyümedim. Fazla büyümedim derken Özgür Şef markasını fazla büyütmedim. Zaten çok da büyütmeyi düşünmüyorum. Çünkü benim orası eğlence alanım. Misafirlerimi ağırladığım yer. Özgür Şef benim bahçem. Orası benim. Ama onun dışında değişik konseptler yaptım. Yani ben de öyle bir kütüphane var ki bir yaprağıyla bir dükkan açtık. Bir yaprağıyla bir dükkan açtık. Yani bir konsept geliştirdik.
Ve her biri de çok şükür tuttu. Hiçbiri de Özgür Şef değil. İsimler hiçbiri farklı. De Özgür Şef değil. Evet. Peki, dolayısıyla bir kere izleyicilerimize şu mesajı verelim. Bakın ey izleyiciler, bir franchising dünyası programında biz sizi Özgür Şef'le şu an yan yana getirdik. Özgür Şef'in birazdan anlatacağı, franchise'la büyümek istediği markaların arka tarafında bir üretim tesisi aynen var. 2,5-3 yıldır bu işlerle Özgür Şef uğraştı ve sonunda Sac Ayağı'nın bir bacağı oturdu. Aynen. Artık üretim ve et tarafında bir sorunumuz yok. Hı hı. Peki insanlar, izleyiciler şimdi biraz daha meraklandılar. Tamam dediler ki bacağın biri tamam, gelelim öbür bacağa. Biz Özgür Şef'in markalarıyla yer açmak istiyoruz. Önümde Bayim Olur Musun dergisi var. Deli Kasap'la Yatırımın Fırsatları diye Özgür Şef'in harika bir röportajı ve hemen kapakta resmi var. Nedir Deli Kasap? Bu markayı anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi şöyle baştan alayım. Ben franchise olarak büyüme hedefinde değilim. Ben işletmeci değil. Ben aileme alacağım, taşın altına elini koyabilecek çalışanlar istiyorum. Peki. Kendi işinin başında duracak. Bu da çok önemli. Evet. Yani franchise başına verelim, büyüyelim değil. Ben kendi işinin başında duracak, taşın altına elini koyacak, geleceğini burada sağlayacak, belki yaptığı işinden memnun değil, bu işi çok seviyor, yeme içme işine aşık olan o kadar insan var ki, açayım mı elimi, 3-4 tane vardır. Ben bu işi yapmak istiyorum, nasıl yapabilirim? Ben bunlara bir ışık, bir fener tutmak istiyorum, bir altyapı sağlamak istiyorum. Ben Amerika'ya gittim, Amerika'da bu var. Her köşe başında var. Benim yaptığım şey Türkiye'de ilk olabilir ama dünyayı keşfetmedim. Ben. Amerika'da yapmış bunu. Adam her yere yapmış. Birçok rakip de var. Bende yok. Rakibim yok tekim şu anda. Başka yok. Bunu yapan. Ben de buradan insanların faydalanmasını... Söz hakkı doğuruyorsun veya meslektaşlarına söz hakkı doğuruyorsun diyeyim. Şöyle, restorancılıktan bahsetmiyorum. Bahsetmiyorsun. Ben tesisten başladım. Ve, tesis yok. Rakibim yok diyorsun. Evet, ileri süper işlem yapan, yani ürünleri butik anlamda, yani şimdi sucuk fabrikası bir sürü var. Ama sucuk yapıyorlar. Endüstriyel, mekanik, yani tornadan şu bardağı yapar gibi sucuk yapıyoruz. Çok da güzel yapıyorlar. Harika. Ama etin parça parça bir hayvanın her tarafını değerlendirebilecek bir kasap şeyi yok. Yok. Karkas mal gelir, parçalanır, en fazla vakumlanır ve sevk olur. Ustalar da keser, doğrar, bir şeyler yaparlar. Şu ana kadar böyle gitti. Benim sistemim ise nasıl? Biz burada her şeyi porsiyonlayarak sadece ızgaraya pişirme amaçlı bırakıyoruz. Operasyon maliyetini çok düşürüyoruz. Çok önemli bu. Evet, operasyon maliyeti düşüyor. Operasyondaki takip edilemeyen noktaların hepsini, o deliklerin hepsini kapatıyoruz. Bütün kaçakları kapatıyorsun. Her kaçağı kapatıyorsun. Dolayısıyla ben tabii ki senin kadar etten anlamam mümkün değil. Şey de değil ama yatırımcıyım, geldim. Deli kasaba açtım. Bana öyle bir ürün gönderiyorsun ki. Şimdi birinci matematik. Aynen. Şimdi birinci adım lezzet. Birinci adım sağlık. İkinci adım lezzet. Bunların hepsini sağladık. Hasip sistemiyle, ISO sistemiyle, ASİP sistemiyle biz bu işimizi sağladık. İkincisi lezzet. Zaten bizim işimiz. Onda bir sıkıntı yok. Geliyorsunuz, bakıyorsunuz, tertip gidiyorsunuz. Üçüncüsü, bu işin ticaretini nasıl döndürebilirim? Şimdi delikler var işimiz. Çok yoruma dayalı delikler var. Yani reçetelendirme sistemi, maliyet sistemi vesaire, bunların hepsini ben yurt dışından, dediğim gibi Amerika'dan getirdik burada. Buradan bir restoranımızı açtık. Ahmet, Mehmet, işte bir arkadaş geldi, restoranını açtı, başında durdu. Bir tane ona bizle senkronize olan bir alet veriyoruz. Buradan biz 24 saat, yani 24 saat açık değil tabii, yani açık olduğu sürece satışlarını, elindeki stoklarını ve hatta first in first out dediğimiz ilk giren ilk çıkar kuralını takip ediyor mu, etmiyor mu, onu dahi takip edip uyarıyoruz. Ertesi gün hemen rapor yazılıyor. Bir ürün gitti diyelim. Onun üzerine bir ürün daha gitti varken, bir köfte geldi, üzerine bir köfte daha geldi. Eğer ki eski ürünü kullanmıyorsa hemen çağırıyoruz o ürünü. Diyoruz ki hani sen bu ürünü kullanmadın. Yani bırakın hani şeyi, her bir ürünün sipariş vermesine gerek yok. Zaten sistem otomatik yüzdeleri alıp ertesi gün ne kadar ürüne ihtiyacı olduğunu belirliyor. Haftalık sevkiyatsa haftalık sevkiyatını gerçekleştiriyor. O zaman çok güzel, izleyicilerimize şu mesajı verebiliriz. Diyebiliriz ki eğer bir deli kasap açacaksanız, birazdan Özgür Şef şartları da anlatacak. Deli kasap açacaksanız bir kere operasyon tarafından korkmayın. Aynen. Yani eğer çok et işinin içinden gelmiyorsanız bile size bir ürünler çok net servise yönelik geliyor. Altyapısını veriyoruz. İki, korkma arkadaşım, biz seni takip ediyoruz. Operasyon hatalarını, işletmecilik hatalarını da et tarafını, ürün tarafını biz yönetiriz.
Orada da sinyal veririz. Tek istediğim esnaflık. Tek istediğim misafir gelsin, karşıla. kapıdan girsin, karşıla, onu şımart, sonra gönder, takip et. Yine de takip et. Gittikten sonra da bitmiyor, kapıdan çıkınca işimiz bitmiyor bizim. Sonra da takip et. Sadece esnaflık, yapacağı iş o. Yani orada misafir, bak müşteri demiyorum, her seferinde misafir, o gelen, o müşteri dediğimiz şey, misafir gözüyle bakması yetiyor bana. Peki, başka bir şey soracağım. Pişirme süreci, yani bir yere kadar bana ürünleri gönderdin. Ama bunu ızgara, dakikası, az pişti, çok pişti. Aynı yerde falan. Bizim, aynı yerde okulumuz var, hemen üst katında. Orada eğitim alıyoruz arkadaşlar. Önce bir teorik eğitim alıyoruz. Sonra da bizim kendi mevcut dükkanlarımızda staj yaptırıyoruz. Sonra o tadilat esnasında yaklaşık bir aylık bir süreç oluyor bu. Mutfaktaki arkadaşları eğitip ondan sonra teslim ediyoruz. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdi işin biraz da parasal boyutlarına geleceğiz ama izleyicilere şu mesajı verebiliriz çok rahat. Değerli izleyiciler, eğer siz Özgür Şef'in birazdan anlatacağı Deli Kasap markasıyla yürüdüğü franchise yolundaki yatırımcılardan biri olacaksanız işin operasyon tarafında çok çekinilecek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Çünkü son ana kadar yanınızda eğitimler var ve teknolojik olarak da sürekli takip ediyor ve gerekli desteği veriyor. Şimdi gelin bakalım, öğrenelim. Acaba kaç para yatıracağız? Ne kadar zamanda bu paraları geri alacağız? Nasıl büyüyeceğiz? Evet, geldik. Biz bu programı izliyoruz. İzledik. İşte aşağıda KC'de yazıyor. Telefonlarınız var, şeyleriniz var. Başvurumuzu yaptık. Bir kere pat diye hadi hoş geldiniz falan hemen başlıyor muyuz işe, yoksa yok, yani ben, o süreci anlatın, biraz da paraları anlatın. Açıkçası dediğim gibi yani ben biz aileye mensup arıyoruz. Yani biz her gelene vereceğiz diye bir şey yok. Özellikle benim param var, dükkan açacağım diyen zaten bizi ne aramaz. Yani zaten öyle bir bende para var işte yeğenimi koyacağım bilmem ne. Hayır. Ben gerçekten bu işe gönül vermiş insanlar istiyorum. Yani biz hani çok büyüyelim. Büyüyeceğiz zaten. Zaten çok fazla talep var. Zaten bu iş büyüyecek. Büyüyeceğiz derken bir aile, Deli Kasap bir aile olacak mı? Ayrı bir şekilde büyüyecek. Biz bu işi gerçekten taşın altına elini koymak isterim. Peki ben isterim. Öyleyim. Ben öyleyim. Evet, geldim, kapıyı çaldım. Geldiniz. O şeyi geçtim. O sınavı geçtik. O sınavı geçtikten sonra minimum 350 bin lira bir yatırım maliyetimiz var. Hazır paranız olması lazım. Minimum. Ben de şunu şöyle öngörüyorum. 2 senede geri almasını istiyorum. Tamam. Yatırımcımın. Peki. Bu yatırdığı parayı 2 senede geri kazanmasını geri öngörüyorum. Lazım. Öngörüyorsun. Peki. 350 bin liraya getirdik. Yer bakacağız. Yer bakma konusunda veya benim bir yerim var dedim, öyle mi geliyorum? Siz bir yer mi tavsiye? Kaç metrekare olacak? İşte kaç kişi çalıştıracağız falan? Biraz daha bizi ısındırır mısın? Şimdi şöyle, öyle noktalar var ki bazen çok büyük olmasına gerek yok. Mesela Ataşehir'de var bir tane yerimiz. Ufak yani 50-60 metrekare bir yer. Gerçekten çok iyi cirolar yapıyor. Paket servis, take away. Yani orası paket serviste yani kendini açtı. 6-7 tane motorcusu vesaire, böyle gerçekten arı gibi, arı kovanı gibi çalışan ufacık bir yer. Böyle bir noktada hani metrekare arayamadığımız noktalarda çok önemli değil. Yani böyle bir formatımız da var. Ama herhalde bir 50'den aşağıda olmaz tabii. Olmaz tabii. Tabii ki olmaz. Tamam. Yani aşağıya 50'yi koyduk baremi. Evet. Yukarıya? Yukarıya da eğer ki yine dediğim gibi mesela bir sanayi bölgesi ise, sadece öğlen iş yapıyorsak, akşamları yoksa, o zaman biz 250 sandalye koymamız lazım. 250 sandalye koymamız o lazım. Öğlen ki, temposunu çıkarmak için. Başka yok çünkü. Evet. Öğlen yaptın, bitirdin. Akşamın yok. O zaman bir hedefimiz de var, 2 senede biz geri almamız lazım. Bir ciro hedefimiz var. O yüzden bizim o 2 saatte işi bitirmemiz lazım. O zaman metrekareler büyüyor. Aslında şöyle oluyor. Yani değerli yerlerde dükkan ufalıyor. Fakat gün boyu iş olduğu için ciro yakalıyorsunuz. Şimdi sanayi bölgelerinde, o tarz yerlerde ise daha kiralar düşük olduğu için metrekareyi büyütüp daha fazla şey çekebiliyoruz. Yani misafir. Peki izleyiciler bizim Türkiye'nin her tarafından ve yayın alanımızın her tarafından, dünyanın bir sürü yerinden bizi izliyorlar. Bırakalım dünyayı, Türkiye'ye geri dönersek. Bir vatandaşımız Ankara'dan almak istiyor Deli Kasap franchise'ı. Biri de Antalya, biri de Manisa falan. Böyle muhtelif yerlerden başladılar. Sizin şuraları istiyorum, vallahi şuralarda daha pek düşünmüyorum dediğiniz yerler var mı? Şimdi ben tabii ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz? Her yeri, her bölgenin lokasyonunu çok
tek başıma bilme olanağım yok. Zaten bizde bir ekibiz. Biz de franchise danışmanımız Osman Bey ile çalışıyoruz. O konuda yani tabii herkesin görevi ayrı. Ben kişisel olarak bu yatırım yapacak arkadaşlara inandıktan sonra ki top orada. Daha sonra ben operasyon kısmında... Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Ankara'dan biri başvurdu ve bütün sınavları geçti, açacak. Et gönderme konusunda... Lojistikte bir hiçbir sorun yok. Frigoferik çok rahat gidebiliyor. Dediğim gibi zaten öyle de bir şey ki yani hani mal al gönder değil. Biz şey gibi yani her şey porsiyonlanmış vesaire takip edilebileceği gibi gönderiyoruz. Yani o noktaya gelmesen çabuk geçiyoruz ama o noktaya gelmesi o kadar ızdıraplı bir süreçti ki şimdi rahat rahat göğsümüz yere göre söyleyebiliyoruz. Süper. Yani. 18-21 Eylül arasında Bayım Olur Musun da yeriniz var. Orada müthiş şovlar olacağını biliyorum. Orada çok güzel etkinlikler olacağını biliyorum. Bir yandan da sormak istediğim başka bir nokta var. Özgür Şef dediğinizde bu işin içinde olanlar, televizyon programlarınızdan dolayı olmayanlar bile bir bilinen bir kitle, bir isim, markalaşmış bir isim var. Şimdi Deli Kasap bir alt kırılım. Farklı markalarınız da var. Ben mesela Deli Kasap açsam, ya Özgür Şef, ucuna bir yere Özgür Şef de yazsak mı? Veya sen resmini versene şuraya. Yani oradaki bireysel tanınırlık ve kredibiliteyle bu markaların destek bağlantısı nasıl olacak? Tabii desteğim oluyor. Yani kendi şeyim markamızla birlikte desteğimiz oluyor tabii ki. Ama dediğim gibi Özgür Şef benim gerçekten bahçem. Yani o başka bir şey. Misafir geliyor beni görmek istiyor. O biz başlarken böyle olduğunu bilseydim. Hani iş adamı kimliğiyle bakarsan yanlış bir iş. Ama ideolojik idealist olarak bakarsak ben buyum buradayım işte. Evet, doğru, çok doğru iş yapmışım, çok keyif alıyorum, güzel misafirlerimi ağırladığım bir bahçe gibi düşünüyorum yani orasını. Peki Özgür Şef'e gelmek isteyenler şu an seni nerede buluyorlar? Ataşehir ve Kalamış'ta iki tane dükkanım var. Başka bir şey sorayım. Biraz da bu bilgileri aldık. Teşekkür ederiz. Deli Kasap'la ilgili 350 bin lira cebimize paramız olacak. Franchise danışmanlarınız var. Onlarla sohbet edeceğiz. İki senede de paramızı geri alıyoruz. Yani işin o tarafı tamam. Şimdi bizi izleyenlerin illa hepsi girişimde bulunacak diye bir şey yok. Şu basit bir mesajla programın sonuna doğru güzel et almak, yani standart vatandaş, eşimiz, anamız, babamızdan başlayarak et alırken neye dikkat etsinler? Bir de öyle bir mesaj verelim. Tamam. İki, güzel. Bir de bize bir şu evde güzel pişirmenin şifresini ver. Tamam Özgür Şef'e hep her zaman geleceğiz diyeceğiz ama de ki bak kasaptan et alırken böyle al arkadaş. Evde de aman şuna dikkat et diyeceğin mesajlar neler? Kasaba girdiğinizde bir kere birinci kural kasaba güvenmeyeceksiniz. Kasabınıza güvenmeyeceksiniz. Hep 1-0. Evet, Özgür Şef'ten müthiş açıklamalar geliyor. Evet, kasabınıza güvenmeyeceksiniz. Her zaman 1-0 bir golü atarak başlayacaksınız. İkincisi tezgaha girdiğinizde tezgahtaki ürünlerin, etlerin tamamının renginin aynı ve pembe olması lazım. Ne kadar açık pembe o kadar et. Açık pembe kadar güzel. Tamam. Eğer ki ızgaralık et yapacaksanız hayvanın sırt kısmını tercih edeceksiniz. Danada ise içinde yağ dokularının eşit olması lazım. Ne kadar renk pembe ve yağ dokuları fazla ve ufak ufak homojen bir şekilde dağılmışsa o eti hiç kaçırmayın. Zaten hepsini alın. Bırakmayın tezgahı. Tamam. Kimseye bırakmayın. Ki şöyle bir şey, o tezgahın altına oraya bir yere sıkıştırır kasap, o bilene saklıyordur onu. bunu aldınız. Ondan sonra ete sakın zulüm yapmayın. Yani et... Nasıl oluyor zulüm? Evde dövmeyin, açılıyor. Dövmeyin, dövdürmeyin kasabınıza. Sakın ola ki dövdürmeyin. Büyük aletlerle vurdur falan. Keskin bıçakla kestirin onu. Sadece kestirin. Izgara yapacaksak. Tamam. Sadece kestirin. Nasıl pişmiş seviyorsanız o kadar kalın kestirin. Tamam. Az pişmiş seviyorsak kalın kestirin. Korkmayın. Onda sıkıntı yok. Zaten siz etçisiniz. Tamam. Sıkıntı yok. Hayvan yürürken üstüne atlayabilirsiniz. Ama orta pişmiş, iyi pişmiş seviyorsanız daha inceye doğru gidin. Ama hiçbir zaman fazla pişirmeyin. İyi pişmiş seviyorsanız da ince kesin, çok pişirmeyin. Hafif sulandığı süreyi zaman... Süreyi çok uzatmayın. Evet, süreyi kesinlikle. Hafif sulandığı zaman tam kıvamında. Şimdi ikinci şey de tuzdur. Tuz ete değdiği andan itibaren içindeki suyu dışarıya çıkartmak için başlar çalışmaya. Evet. Yani sücrenin içinde su var, tuz gelir, bunu etrafını sarar ve bastırır, sıkar. Evet. Pişirirken... Şöyle bir şey, bakın bunu tamamen tercih sizin. Tuzu attığınız anda içine işler. Tamam. İçine doğru gider. Evet. Tuzsuz et lezzetsizdir. Tuzu
istiyor. Birazcık istiyor et. Tuz da rafine edilmiş tuz değil de deniz tuzu tarzında tuzlar tamam. kullanırsanız daha iyi olur. Ya da kaya tuzu tarzında tuzlar. Doğal tuzlar yani kullanırsanız daha iyi olur. Tuz değdiği anda işlemeye başlar. Dolayısıyla eğer çok ince yapıyorsanız ızgaranın üzerinde bile atabilirsiniz. Ama ızgaradan önce değil. Hı-hı. İnce yapıyorsanız, kalın yapıyorsanız bırakın pişsin biraz. Sonra üzerine atın. Hı-hı. Hafif şöyle masaj yapın. İki tarafına da dinlendirin. O emecektir onu. Tabakta suyu vermeye başladığında siz artık o eti yemekte geç kalmışsınız demektir. Tabakta suyu vermeye başladın mı? Yanlış. Bak şimdi ben kendi kendimle ağzını sulandırıyorum. Şimdi ben de biraz emşilemedim desem şey değil. Bu arada Özgür Şef'in bütün sırlarını da öğrenmiş olduk yani. Tamam işte. Emanettir onu. Bilgi emanettir. Ne olacak? Valla her şeyi anlattın. Dedin ki işte yağlısını seçtik, tuzu yaptık. Detay. Açtık mı Özgür Şef'i? Açamayız. Nerede? Kimdir arkada daha neler vardır? Özgür Şef çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şaka bir yana gerçekten genele lazım olabilecek çok güzel et ve pişirme bilgileri verdin. Bunun dışında 350 bin lirayla bir deli kasap açmanın mümkün olduğunu 2 yılda paramızı alabileceğinden bahsettin. Ataşehir'de ve Kalamış'ta gerçekten Özgür Şef'i görmek isteyen misafirlerini ağırlamak zaten için oradayız. Hazır olduğunu söylüyorsun. Fuar var 18-21 Eylül orada da beraberiz. Var mı ilave etmek istediğim bir şey? Teşekkür ederim. Peki, ben çok teşekkür ederim. Bu arada bir mesaj verelim. İzleyicilerimiz yakında bir sürü kanalda değerlendiriyorsun. Birkaç kanalda, belki de bir kanalda. Evet, seni tekrar görme şansları da. Başlıyoruz zaten. İşimiz bitti. Fabrika bitti artık. Fabrika bitti. Özgür Şef'e çalışıyoruz. Evet, aynen başlıyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Evet, sevgili izleyiciler, Özgür Şef bugün bizle beraberdi. Son bir kez yani ekranları belki biraz önce açmış olanlar için çok kısa bir toparlayalım. Özgür Şef et restoranları konusunda Türkiye'nin ilklerinden, ilk oyuncularından, bu işi ilk kurucularından. Kendisi yurt dışında Amerika'da ciddi araştırmalar yapmış. Bugün Türkiye'de iki noktada var. İki noktada Özgür Şef kendi adıyla var. Ama bunun dışında yaratmış olduğu yeni markalarıyla özellikle Deli Kasap'la beraber 350 bin liralık bir yatırım gerekiyor. Bu 50 metrekareyle daha büyük alanlara doğru değişen karşılıklı oturup görüşmek lazım. Franchise danışmanları var. 2 yıl içinde bu yatırdığınız paranın geri gelmesi mümkün. Arkanızda müthiş bir et bilgisi ve teknolojik destek içeren bir yapı var. Dolayısıyla buradan istifade edebiliyorsunuz. Bizden size sistemi tanıtmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Ama en sonunda özellikle hanımlara muhtemelen bir mesajı daha vardı. Kasaptan et alırken pembe ve yağları dağılmış, eşit dağılmış etleri sakın kaçırmayın diyor Özgür Şef. Aldınız, pişirirken zamanlamasına dikkat. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Eğer az pişmiş seviyorsanız kalın kesin. Daha fazla orta ve daha yoğun bir pişme istiyorsanız ince kesin ama zamanlamayı çok geçirmeyin. Et tabağınızda su bırakmaya başladıysa geçmiş ola, eti yemekte geciktiniz. Tuz suyu, etin suyunu biraz hızlandırıyor dışa çıkmasını. Dolayısıyla pişirme aşamasında son anlarda da tuzu katıp tabağa alabilirsiniz. İşte Özgür Şef'ten şu 15 dakikada kısaca öğrendiklerimiz ve bize yarattığı yatırım fırsatları. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. 18-21 Eylül tarihleri arasında Özgür Şef'i bizzat görmek istiyorsanız Franchise Fuarına, Bayım Olumlusun Fuarına da İstanbul CNR'da yapılacak olan fuara da sizleri davet ediyoruz diyelim ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.